İyi günler sayın seyirciler. Yine stüdyo dışındayız. Biliyorsunuz 20 dakika stüdyo dışında yapılan bir programımız. Ve bildiğiniz gibi daha çok 20 dakikada iş insanlarımızla görüşüyoruz. İş insanlarımızın sıkıntılarını anlatıyoruz, yaşadıklarını anlatıyoruz. Yeni projeleri varsa onları konuşuyoruz. Ve sizlere iş dünyasında iş insanlarının neler yaptıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman sanat kültür de alıyoruz 20 dakikanın içerisinde. Ama bugün yine iş dünyasından bir kurumumuzdayız. Metkin Limited'deyiz. Ve genç insanlar var bu kez karşımızda. İkinci kuşak iş insanları diyebileceğimiz iki arkadaşımızla birlikteyiz. Derin Yeşilada ve Emre Hatay. Metkin Limited'in ikinci kuşak yöneticileri. Yani bu şirketin sahiplerinin çocukları diyebileceğim ikinci kuşak. Ve bakalım onlar iş dünyasına nasıl bakıyor, kendileri neler yapıyor. Biliyorsunuz şu anda ülkede ciddi bir ekonomik sıkıntı ve sorunlar var. Ve her gün göç hikayeleri okuyoruz. Sosyal medyada her gün birkaç tane. Biliyorsunuz siyasilerin de gündeminde. Herkes konuşuyor bunları. Burada bir de tersine göç var. Belki insanlarımıza biraz da umut aşılamak, tersten bu işleri konuşmak için de bu genç arkadaşlarımızla biraz dertleşeceğiz. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Sevgili Derin ve sevgili Emre, genç kuşak yönetici dedim sizler için. Ayrıca siz bu şirketin kategori sorumlularısınız. Biraz sonra izleyicilerimize, bilmeyenlere kategori sorumlusu nedir onu da anlatacağız. Aynı zamanda Back to School diye bir kampanyanız var. Geleneksel bir kampanya. Başkalarına da örnek oldunuz. Herhalde oradan bir şikayetiniz de yoktur bu kampanya ile ilgili. Bunu yürütüyorsunuz ve birçok çocuğa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Onu da konuşacağız. Öncelikle sevgili Derin, yurt dışında nerelerde çalıştın? Aynı zamanda Emre'ye de soracağız bunları. Ve ülkemize geri döndün. Ters göç bizim en çok istediğimiz şey ülkede. İnsanlara bu umudu aşılamak, her şeye rağmen ülkesine gelmek, hizmet etmek. Tabii ki bunu söylemek kolay, bizi dinleyenler bunu söylemek kolay, çok sıkıntılar var diyecek ama biraz bize bunları anlatırsan başta. Ben aslında biraz geri gideceksek, Güney Kıbrıs'ta İngiliz okulunda okudum. Evet. Sonrasında İngiltere'ye gittim. Ekonomi okudum orada. İlk güzel. İskoçya'da, sonrasında İngiltere'de aynı dal üstünde master yaptım. Bu arada işte yazları hem işimizle alakalı İstanbul'da, Türkiye'de çalıştım. Evet. Hem işte İngiltere'de Shell'de çalıştım. Güzel. Ondan sonra yatırım bankacılığı yaptım belli bir süre. İşte bu büyüyen ekonomilerin borçlandırılmasında onların üstüne bazı işte işler yaptım diyeyim. Evet. Sonrasında da işte Covid'le beraber adaya geri döndüm. İki sene oluyor sanırım. Yani Aralık'ta iki sene olacak. Covid mi döndürdü seni ülkeye? Evet, Covid döndürdü diyebiliriz. Covid'in Metkin Limited adına bir güzelliği olsun bu da. Ya da ülkemiz adına ya da Yeşilada ailesi için. Evet, ailem için kesinlikle. Evet. Yok, ben de çok memnunum. Mutluyum yani döndüğüm için. Evet. Çünkü burada çok güzel bir işletme var. Ne olursa olsun adamıza geri dönmek de çok güzel. Evet. Burada bizim gibi insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Vizyona çok fazla ihtiyacımız var. Farklı şeyler yapmaya çok fazla, çalışmaya çok fazla ihtiyacımız var. Tabii ki insanlar diyecek böyle bir şirkete dönmek çok daha kolay. Bunları bizim söylememiz çok daha kolay. Ama umarım yani yavaş yavaş bir kısmımız olsun, bir nebze geri dönebiliriz. Buna katkı sağlayabiliriz. Çünkü gerçekten fark yaratmaya, farklı şeyler yapmaya, bizim gibi insanların dönmesine bu toplumun çok ihtiyacı var. Kesinlikle. Tabii yurt dışında tecrübeler edindin. Oralarda sistem ülkelerinde çalıştın. Herhalde hedefin oradaki tecrübelerinin bir kısmını ya da tümünü veya mutlaka halen izliyorsundur oraları. Bağların da kopmamıştır. Ülkemize yansıtmak istiyorsun değil mi çalışmaların? Biliyorum bir süredir daha önce sizinle tanıştığımda sponsorlukla, özellikle sponsorluk üzerine çalışmaların vardı ki Back to School'da bunlardan bir tanesi. Evet, evet. Doğrudur. Yani biz geldiğimizde aslında birazcık anlatacak olursak
en alttan en üste doğru bir eğitim aldık burada. Hem depoda çalıştık, evet. Hem raf ekibiyle çalıştık, hem muhasebede, hem işte içeride, hem sahada. Yani her şeyi görmemiz patron lazım. Patron değil, işçi gibi. Evet, çünkü her şeyi görmemiz lazım. Çalıştığımız ekibin dilini anlamamız için. Kesinlikle. Burada yaklaşık 180 personel var. Evet. Onlarla bir aile olabilmek için, babalarımızın aslında başarabildiğini, bizim de başarabilmemiz için en alttan başlayıp hepsini tek tek gördük. Bu evet. Böyle bir 2 aylık bir oryantasyon süreci oldu. Sonrasında da neler katabiliriz kısmına geldik. Bu söyledikleriniz işte onların bir meyvesi aslında. Back to School zaten daha önceden yapılan bir organizasyondu. Biz bunun üstüne sadece ekleyerekten gidiyoruz şu anda. Evet. Geçen sene hem Eylül ayında hem Şubat ayında 2 Back to School döneminde, yani okula geri dönüş döneminde de kampanyalar yaptık. Evet. Bunun dışında başka kampanyalar da yapıyoruz. Bu değil sadece bizim tek amacımız. Bu sene de zaten diğer firmaların da oyuna girmesiyle doğru yolda olduğumuzu tekrardan teyitledik diyebiliriz. Evet, tekrar döneceğiz sana ama sevgili Emre de bize serüvenini ve anlatsın bakalım nerelere gitti, ne eğitimler aldı. Ben de dediğin gibi Güney Kıbrıs'ta başladım eğitime. İlkokul sonunda Güney Kıbrıs'a gittim. Amerikan Akademi'ye. Evet. İlkokul sonundan lise sona kadar orada okudum. Evet. Yoğun bir şey var. Halen orada okuyan çocuklar var ülkemizde. Ben son zamanlarda dövizden dolayı herhalde düştü diye düşünmüştüm ben ama evet, almayı düşünenler var maalesef. Evet. Oraya giden insanlar bizim kadar var mı bilmiyorum ama eminim ki vardır. Orada da iyi okullar. Evet. Ama son zamanlarda bizde de çok iyi okullar açıldı. Ben lise sonunda biraz daha farklı bir tarafa yönelip İtalya'ya gittim. İtalya'da Bocconi Üniversitesi'ne başladım. Ekonomi ve işletme okudum orada. Benim serüvenim biraz orada ilginçti çünkü hiç dilini bilmediğiniz, ortamını bilmediğiniz evet. İlk Kıbrıslı Türk olarak oraya gittim. 2 tane Kıbrıslı Rum daha vardı. Orada çok iyi arkadaş. Üniversite İngilizce değil miydi? Üniversite İngilizceydi evet. Bizim orada. Tabii ki yabancı sayısı çok daha azdı çünkü Bocconi son 10-15 senedir internasyonel olmaya çalışan evet. Üniversite. Yoğunlukla İtalyanca. Yani bizim örneğin yurdumuzda yurt görevlisi İngilizce bilmez. Yani orada bir sorun olsa, Allah korusun bir yangın çıksa hiçbir şansınız yok. Evet. Devamlı orada internet sayesinde anlaştık. Sonra kendimizi geliştirdik tabii. Üniversite sonunda 3. senesinde bizim üniversitemiz 3 senelik bir kurstu tabii ki uzatmazsanız. Evet. 3. senesinin birinci yarısında 3 aylık bir Alman firmasında stajım oldu. Aynı anda okudum. Evet. Ve aynı anda çalıştım. Tabii ki sonra o 3. senenin ikinci kısmında da pandemi dediğimiz baş belası geldi. Bir gün kahvede otururken ertesi gün herkes ülkesine dağıldı. İlk önce bir hafta okulumuz evet. kapandı. Sonra bir daha dönmedik. Hatta bavulun bir kısmını boş bıraktım ki sucuk götüreyim, ellim götüreyim. Hepsi bambaşka kaldı. Evet. O zamandan beri de buradayım. Evet. Tabii ki benim de derin gibi uzun süre yurt dışında kalma hedefim vardı. Ama bize pandemi vesile oldu. Buraya geldik. Ailemizle çalışmak da çok güzel bir duygu. Babalarımızın en verimli döneminde onlardan öğrenebilmek. Tabii ki biz yaz aylarında hep çalıştık zaten. Depoda olsun, dağıtımda olsun, satış destek ekibiyle olsun. Hep içli dışlıydık ama tabii ki 7-24 burada olmak çok farklı bir şey. Tabii ki. Umarım ki biz de dışarıya da örnek oluruz ki aile şirketi olan olmayan herkesi evet. bu kurumlara çekebiliriz. Çünkü bu kurumlara eğitimli insanları çekmeye devam edersek hem ülkemize değer katarız, hem ülkemizi geliştiririz, hem kurumlarımızı büyütürüz. Tabii ki ikiniz de ekonomi okudunuz. Aile baskısıyla olmadı değil mi? Bu kendi ya. Tercihiniz. Ben şahsen... Siz ekonominin içinde gidin ekonomi okuyun. Ortaokuldan beri hiç fen almadım ya. Hayatımda hiç peki fen görmeyen evet. az öğrencilerden biriyim. Hiç fenle aram şey olmadı yani. Evet. Ekonomi, işletme, muhasebe, matematik. Güzel. Din dersi de aldıydım. Bizim okulda zorunluydu din. Evet. O da çok şeyler kattı tabii. Farklı açıdan. Mutlaka tabii ki. Ama hep bu dal üzerine yoğunlaştık. Aile baskısı tabii ki olmadı ama insan yani bulunduğu ortama bürünür evet. günün sonunda. Yani biz hep babalarımızdan doğrudur. Gördük. Ne görürsek diye. Evet evet yani o başka bir sektöre gitmek daha zor olurdu. Benim tabii ki ilk başta hayalim basketçi olmaktı ama birçok sporcunun
ülkede yaşadığı sorunu evet. biz de yaşadık. O da bambaşka bir başlık oluruz. Evet, evet. Konuşsak, başka bir 20 evet. dakika olur onda. Doğrudur. Tabii Amerikan okulunda Yunanca da öğrendin. Evet. İngilizce, İtalyanca, Yunanca dillerin çoğaldı değil. Fatih Terim gibi hepsinden bir miktar şimdi görecek. Evet. Bu da güzel bir şey. Evet, evet. Doğrudur. Peki kampanyaya dönecek olursak Back to School'a bu aslında işte ürünlerden satın alanlara çekler çıkıyor. Onlar belli yer, anlaşmalı yerlerle gidip oralardan alışveriş yapıyor. Fena değil rakamlar da. Zaten şu anda kırtasiye de ülkemizde önemli, pahalı. Geçmişte ne kadar çocuğa eriştiniz? Rakam nereye vardı? Bu sene neyi hedeflersiniz? Kaç ayda bir, kaç zamanda bir çekilişler oluyor? Derin sen bir sorun istersen. Şimdi biz geçen sene aslında bunu Eylül, Şubat aylarında sadece sütten yapardık. Evet. Sütten ilerlerdik bu işe. Çünkü çocuklar sonuçta okula dönerler ve aileler onlara evet. işte aromalı süt alır eve götürür gibisinden. Doğru. O zaman çok ciddi, yani burada bilmiyorum rakamları söylemem ne kadar doğru olur ama söyleyeyim. Yaklaşık bir 8.000-10.000 kolilik bir aylık satışımız olurdu. Evet. Bu sene dedik ki biz sadece süt satmayalım. Evet. Biz bunun içine işte reçel de koyalım. Temizlik malzemesi de koyalım. Bir toplam bir paket yapalım. Çünkü sonuçta evet. daha fazla tüketim olur. Okula döndüğünde çocuklar işte hem kıyafet üniformaları yıkanır Doğru. hem ayrı şekilde sabah kahvaltıları da olur. Ve tabii ki biz bu sadece 8-10 bin kolilik sütü aldık. Büyük bir kampanya ve büyük bir işte aktivite haline getirdik kendimiz Güzel. İçin. Bununla beraber tabii ki süt de neredeyse 2 katı civarında büyüdü diyebiliriz. Güzel. Markete gittiğinde bunu kolay görebiliyor mu insanlar kampanyayı? Öyle bir düzen yaptınız. Bunu yaparken birçok mağazada giriş alanlara otobüs halinde yaptık. Evet. Yani o ürünleri giydirdik, otobüse döndürdük, okul otobüsüne. Evet. Yani çocukların ilgisini çeksin. Hem de mümkün olduğunca, yani içinde bulunduğumuz enflasyona rağmen mümkün olduğunca en uygun fiyatlara onu koymaya çalıştık ki evet. hem yani kahvaltılarını karşılayalım okula başlarken, hem de o çekilişten kırtasiye dükkanına gidip kalemini alabilsin, Güzel. Cüzdanını alabilsin. Yani evet. büyük fotoğraf baktığınızda çocukları motive etmek açısından bir etkinlik oldu ve ailelerin de bu kadar zorluk yaşadığı dönemlerde ben hep sosyal medyada görüyorum işte evet. Güney Kıbrıs'ta kırtasiye fiyatları bu. Biz evet, de bu. Bunu karşılaştırma yapıyoruz. Çok yapıyor herkes tabii ki. Böyle bir dönemde bir nefes aldırabilirsek ailelere ne mutlu bize ve o bir firmalarda bizim dost firmalarımız, rakip firmalarımız da bizi takip etti ve biz hedefimiz 400-500 çocuğa ulaşmakken onlar da benzer hedefleri koyup günün sonunda 2000, 3000, 4000 çocuğa ulaşılacak. Tabii. Tabii burada şirketten ciddi bir rakamda para çıkacak ama işte Metkin de topluma mal olmuş bir şirkettir. Bu aslında bir nevi halka teşekkür mahiyetindedir. Siz bizi destekliyorsunuz, biz de size bir ödül veriyoruz gibi düşünürsünüz. Yok, ben öyle değil aslında ya. Öyle değil yani. Bizim burada şeyimiz, amacımız... Benimki geri kalmış bir düşünce değil. Yok kesinlikle hayır ama yani hiç başka bir gayemiz yoktu yani bunu yaparken. Hiçbir zaman da olmadı. Bu kesinlikle... Hizmet olarak. Evet. Tamamen öyle. Ya bizim zaten oraya koyduğumuz ürünler, yani şimdi markaları zikretmeyin, zaten tanınmış ürünlerdir. Yani evet. orada bir satarken iki sattı onu normalde de yaptığımız şeylerdir. Ama günün sonunda biz de öğrenci olduk, siz de öğrenci evet. olduk. Bu zorluklardan herkes geçti. Ve bu evet. maddi zorlukta insanlara yardım edebilmek, yani her şeyde kazanç değil. Yani insanla mutlu öğrenci o. Her şeyin ötedir. Gerçekçi ve mütevazisiniz. Ben bu türlü şeyleri yaptığımda öyle söyler şirketler. Halkımız için yapıyoruz diye ama siz elbette ki halkınız için uğraşıyorsunuz. Sonuçta onlar şeydir ama dünyaya daha gerçekçi, daha değişik bakarsınız anlattığım kadarıyla. Eski model iş insanları gibi değil. Gerçeği söyleyerek. Yani en başta başlarken o amaçtan başladık. Burada evet. da doğrusunu zikretmek bence en önemlisi olur diye düşündüm. Zaman kör etmesindeydim. Yani şey gibi sizinki, yani bir iyiliği yaparken üstüne söylemeyelim iyilik yaptık diye. Bu farklı bir olay. Yani biz bunu yaptıktan sonra başka firmaların da devreye girmesi güzel bir şey. Evet. Birçok daha çocuğa ulaşmamıza
sebep oluyor. Yani biz buna sebep oluyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle. Günün sonunda çocuklar mutlu olacak. Yoksa bu üründen sattık, o üründen sattık değil yani olay. Evet. Peki kategori sorumlusu dediğiniz mesela ülkemizde yaygın bir şey midir bu, yoksa sizin şirketinizle, sizin vizyonunuzla gelişen bir şey midir ve nedir kategori sorumlusu? Ne olur, şirket içerisinde birçok ürün pazarlıyorsunuz, ama o bir tek bazı ürünlerle ilgili orada uzmanlaşan kişiler mi oluyor, bu ne oluyor? Evet, ben... Hiç fark etmez. Tamam, ben başlayayım, sen devam et. Evet, eksiklerini tamamla. Aynen. Bu kategori sorumlusu aslında bizim gelmemizle başlayan bir sistemdeyim. Evet. Bu yurt dışında aslında böyle ilerleyen bir sistem var. Çünkü sonuçta ne kadar konsantre olursanız herhangi yaptığınız bir işe, o kadar fazla verimlilik sağlarsınız. Evet. Bu her işte böyledir. Doğru. Bizim de bünyemizde çok fazla ve çok büyük markalar var. Ve bizim gelmemizle acaba daha fazla konsantre olup daha çok verim sağlayabilir miyiz'e geldik. Evet. İlk ben kendimden söyleyeyim. Danone'un kategori sorumlusu olarak başladım. Güzel. Danone'un hem işte bildiğimiz bu Activia gibi, Danino'lar gibi peynir yoğurtları, hem de UHT kısmı, yani kremalar, sütler gibi kısmı var. Bunları nasıl geliştirebiliriz? Hem aylık, hem 3 aylık, hem 6 aylık, hem senelik neler yapabiliriz? Evet. Farklı aktivasyonlar ne olabilir? Pazar payımız nedir, nasıl büyüyebilir? Evet. İşte yurt dışındaki firmayla nasıl ortaklaşa çalışabiliriz? Gibi gibi bunun örnekleri, söylemleri çoğaltılabilir. Güzel. Ondan sonra bunun altına başka markalar da eklendi, başarılı oldukça. Hmm. Emre de aynı şekilde, o da başka markaların kategori sorumluluğunu yapıyor. Bizim şimdi yaklaşık 50 markamız, 1500'den fazla ürünümüz var. Evet. Şimdi bunları yönetebilmek için kendi içinde bölünmesi lazım şirketin. Biz bunu yaptık. Yapan firmalar var mı? Daha küçük ölçekte yapan firmalar var. Marketlerde var bunu yapan. Bunun en büyük amacı kendi içinde bölünüp küçük şirketler yaratmak. Evet. O kişinin, o sorumlunun hedefi olur, karlılık olur, ciro olur. Onun üzerinden o kendi küçük şirketini yönetir günün sonunda ve o yoğunlaşmanın esnasında güzel sonuçlar çıkar. Güzel. Bizim tüm hedefimiz bu, yoksa 1500 ürünü yönetmeye çalıştığında kolay değil tabii. Bir kişi bunu da denedik. Olayı bitir. Bunu da denedik. Bu da deneyerek aslında öğrendiğimiz bir şey. Denedi. Başarılı da olundu ama neden daha başarılı olunmaz? Aynen. Evet. Bu dev şirketler, tabii onların bazı sorumluluğuyla istişare içerisinde olursunuz. Zaman zaman böyle sizlerin önerileri olduğunda sizi dikkate alıyorlar mı? Ya bunu böyle yapsaydık, şöyle yapsaydık. Bir de ürünün zamanında elinize gelmesinde zaman zaman sıkıntı yaşar mısınız? En büyük sıkıntı, benim en sevmediğim şey, aradığım ürünü rafta bulmam. Böyle sorunlar yaşar mısınız? Bir, önerilerinizi dikkate alırlar mı? Bir de tedarikte, madem ki kategori sorumlususunuz, ürünün zamanında gelmesini sağlamak da sizin işinizdir. Ben de bir tüketici olarak sevdiğim ürünün, aldığım ürünün raftan bitmesini ve 2-3 gün sonra gelmesini hiç kabul edemediğim bir şeydi. Normal zamanda eminim çok daha az oluyordu. Şu an işte hem ambalaj sıkıntısı vardır, hem işte bazen üretim sıkıntısı olur, tedarik sıkıntısı olur. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Bunları minimize etmek için de önceden planlar yapıyoruz. İşte forecast dediğimiz sistemle çalışıyoruz. Yani satışa göre ne kadar önceden sipariş vermemiz gerektiğini ona göre planlamaya çalışıyoruz. Hmm. Tabii ki optimal değil, mükemmel değil. Bunun riski de var. Bozulan ürünler varsa elinizde kalabilir. O da olur. 28 günlük tarihi olan Danone'un 28 gün, bir de oradan bilip buraya gelmesi, rafa geldiğinde 23-24 günlük bir operasyonu adı altında yönetmeniz lazım. Evet. Aksi takdirde şirket zarar eder ondan. Evet. Elinde kalır. Evet, evet. Yani bunları ayarlamak da önemli. Ama dediğiniz sorunlar son zamanlarda çok daha fazla yaşanıyor. Burada Derin'in bahsettiği gibi dünyada bir kriz var. Yani örneğin bugün şarap getirmek istediğinizde, evet, şarabın yani boş şişe çoğunlukla Ukrayna'dan, Rusya'dan alınıyor. Hmm. Şimdi bu savaştan sonra o taraf kapandı. Şimdi herkes lokal şekilde onu çözmeye çalıştığı için bazen o miktarları karşılayamıyorlar. Evet. Bu tarz sorunlardan dolayı siz siparişi verip buraya gelmesi arasında büyük bir zaman oluyor ve bizim o stock out diye nitelendirdiğimiz olay, yani siz markete gidip o bulamadığınız zaman stock out diye işte biz. Şirketler bizi dinliyor mu diye bir sorunuz vardı. Evet.
Çoğu zaman, biz her zaman şirketlerle istişare ediyoruz. Çoğu zaman da onlar bizimle hemfikir olur. Çünkü evet, biz o global yapıyı yakalamaya çalışıyoruz. Yani onların global bir bakış açısı var. Bizim global ve lokal bir bakış açımız var. O ikisini entegre ettiğimizde işte en doğru reklam, en doğru sponsorluk ve en doğru aktivasyonu bulmaya çalışıyoruz. Yani burada bugün reklam yapacağınızda belki Kıbrıs lehçesinde evet, yapmanız lazım. Onların fikirleri geliyor, biz de entegre ediyoruz ve günün sonunda çoğu zaman çok güzel şeyler çıkıyor. Tabii ki. Ki bunu da yaptık yani aslında. Son zamanlarda çok fazla, eminim görmüşsünüzdür. Yeni evet, girdiğimiz kategorilerde dondurmayla falan. Evet. Kendi lehçemizde. Evet, görüyorum. Evet, etrafta bayağı bir bir şeyler yapmıştık. Tabii ki. Çok da verimini aldık. Tabii ki. Türkiye'de de dünya markalarının Türkiye kültürüne uygun reklamlarını zaman zaman evet, görüyoruz. Bunlar tabii ki, yapılıyor. Tabii ki. Tabii zaman zaman sosyal medyaya düşen bazen ürünleri görüyorum. Siz iş ortaklarınız olan marketlerle ilgili, örneğin adam zamanı geçti, tutuyor rafta kendisini. Bak işte süresi geçmiş ürünler, hatta bozulan ürünler var. Hı hı. Bozuk şeklini sosyal medyaya yazıyor. Siz sık sık, madem ki kategori sorumlusunuz, yerel olarak da buna bakmak hı hı, lazım. Böyle baskınlar düzenliyor ya da iş ortaklarınıza ne olur? Hı hı. Lütfen bırakmayın bunu Rabler. Hatta onları cezalandırır mısınız? Hı hı. Bu uymazsa bunlara sana bu ürünü vermem dediğiniz olur mu? Yani, çünkü sonuçta sizin ürününüzü ve şirketinizi zora bizim bırakacak. Sistemimiz var onun üzerine. Evet. Yani şimdi satış destek ekibi dediğimiz kadro fire üzerinden, yani çöpe atılan ürün üzerinden de bir prim alıyor. Yani ne kadar az ürün çöpe atılırsa ha, güzel, kazancı o kadar teşvik artıyor. Ve bizim her ay düzenli şekilde tüm mağazalarda son kullanma tarihini saydırırız ürünlerin ve riskli olan ürünlerde aksiyonlar alırız. Hmm. Ama tabii ki depodan çıkarken siz görüyorsunuz nerelerde bitebileceğini, tahmin edebiliyorsunuz. Raf ekibi onu kontrol ediyor. Bir ekip var onunla ilgili. Bir ekip var, o rutuna göre gezdiğinde tüm rafları kontrol edip evet diyor ki bu üründen 20 adet var, örnek veriyorum. Evet. 25 gün sonra bitecek diye bize geliyor. Ne tür bir aksiyon alabiliriz? Fiyatını düşürüp hızlı şekilde tüketimi mi teşvik ederiz? Evet. Yoksa onu raftan mı çekeriz? Hmm. Gibi gibi opsiyonlar var. Tabii ki ürünün atladığımız ürünler oluyor mu oluyor, o hem bizim hatamız hem marketin hatası oluyor. İki taraflı. O rafta asla kalması lazım ama onun nedeni de gözden kaçmasıdır. Yani evet, hiç kimse marketçide bizde hedefimiz şey değil, aman ürünün tarihi geçti alsınlar da tükensin gibi bir şey yok. Ama gözümüzden de kaçmaması lazım. Bu bizim asli evet, görevimiz. Bir de sadece raf ekibinde değil hedef. Bizim de hedefimizde iade oranı var. Evet. Yani bizim baktığımız kategorilerde hem biz, hem raf ekibinin vardır, hem satış ekibinin vardır, hem de bizim vardır. Evet. Ki herkes birbirini kontrol etsin. Tabii ve bu ki, da tabii ki işte belli bir hedef iade oranı vardır şirketin. Evet. Ki bu söylediğinizi minimum orana indirebilelim. Tabii. Bir rekabet gelişti. Discount yöntemini deneyen, birbirleriyle sosyal medyadan rekabet edip fiyatları düşürenler görüyorum. Bunlar tedarikçilerle indirim yapmak isteyenlerle özel anlaşmalarınız var mıdır? Yani daha çok sürüm yapana bir takım şeyler sağlar mısınız? Ve sizi rahatsız eder mi? Bir marketin daha ucuz satması, biraz daha pahalı satması bir şey değil de bazısı da astronomik görünüyor. Bu defa insanlara köşede bucakta olan marketler falan çok yüksek gelir. Bunun riski de var mıdır sizin açınızda? Riskli sulara giriyoruz diyeyim size. Evet. Yani gireyim ben yoksa sen gir. Evet. Bu dönemde çok konuştuğumuz konular bunlar. Malum evet, yeni bir... Tabii biz istiyoruz böyle bir şey olmasını. Tabii. Hep indirim evet, olsun evet, tüketici olarak. Kesinlikle. Discount concept, discount store dediğimiz evet, yeni bir konsept açıldı. Evet. Diğer tarafta daha önceden benzer, daha piyasaya göre daha ucuz fiyatlar sağlayan başka bir marketimiz de vardı. Evet. Tabii ki daha uygun fiyatlarda sağlaması işte bir marketin güzel bir şey. Zaten Türkiye'de de discount store'lar vardır. Bu evet, bayağı yaygın bir konsept. Ama birisi ille daha ucuz olacak diye bizim ona farklı davranmamız diğerlerine haksızlık olur. Evet. O yüzden kesinlikle öyle bir algı yaratmaydım. Hmm. Onlar kendi karından düşüyor. Tabii onlar evet, yani
Kendi göze alıyor bunu. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yoksa haksızlık olur. Tabii. Birine sırf daha ucuz satsın diye. O zaman o birine de vereyim. Evet, o da satsın gibi olur. O kendinin bir tarzıdır. Kesinlikle. Sürümden kazanmak ister. Kendi o zararı varsa onu karşılayacak gücü olduğuna inanır. Aynen. Halkı oraya çekmek ister. Kendinin taktiğidir yani. Aynen, kesinlikle evet. Öyle. Yoksa evet. Aksi doğru olmaz. Dünyalarda farklı konseptler var. Bize her şeyde olduğu gibi bu konseptler bir 10 yıl, 15 yıl sonra da. Evet, ben de fark ederim onu. Şimdi ya da sizin gibi yurt dışında eğitim yapıp da gelen insanlara ben bunu 5 sene önce gördüm de mesela. Onu entegre etmeye çalışıyor ve zaman evet. Zaman başarılı sağlar. Şimdi discount store dediğimiz yani indirim marketleri şu an dünyanın her yerinde var. Evet. Ekonomik durumu daha kötü olan yerlerde evet. Ve daha çok yaygındır. Evet. Şimdi Türkiye'de 10.000 üzerinde BİM var, A101 var, evet. Şok marketler var. Bunlar hep discount mağazaları. Şimdi discount mağazası dediğinizde genelde barkod sayısı yani ürün sayısı az olur. Yani 800-900 ürün olur. Onların kendine ürettikleri ürünler olur. Yani bizde evet. Açıkçası çok discount store yoktur. Evet. Çünkü onların kendine ürettikleri ürünler olur. Yani sütü kendi markası, peyniri kendi markası ve onun yanında da birinci ve ikinci lider markayı bulundurup bir konsept açar. Evet. Oradaki alım gücü daha düşük olan ve bu ekonomik şartlarda zorluk yaşayan müşteriler için bir birebir bir konseptti. Evet. Şimdi bizim ülkemizdeki olay ise yani discount store adı altındadır ama orada daha yüklü alım ve daha eski alım yapan bu enflasyonist dönemde daha ucuza almış olur. Evet. Ve onu da sahaya yansır. Yani arkadaşlarımız arasında diyoruz işte ben zamanında bu ayakkabıyı 300 liraya aldım da şimdi oldu 800 liraya. Evet. Şimdi o ürünün tarihi örneğin Tombal'ın 3-4 yılsa evet. Adam onu 6 ay önceden almışsa ve fiyatı şimdi doğru. 30 lirayken 60'a çıkmışsa mantık olarak evet. 45'e çıkıp piyasayı dağıtabilir. Tuvalet kağıdı gibi, peçete gibi bozulmayan tabii şeyler. Tabii ki bunlar evet. Çok şeydir ama et ve süt ürünlerinde sıkıntılıdır. Sıkıntılı, çok evet. Daha az görürsünüz bunu. Yapan da direkt kendi marjından yapar. Evet. Tabii ki bizim genel piyasa aktivitelerimiz var. Örneğin ürünün normal fiyatı 19 liraysa 15 lira, 16 liraya promosyon yapıyoruz. Ama bazen market kendi de marjından evet. Verip düşüyor. Düşüyor. Ama genel piyasada gördüğünüz yüklü alım yapan mağazaların eski maliyetten alıp sürmesidir piyasa. Kesinlikle. Ben kendimden örnek vereyim. Gereğinden fazla alışveriş yaptın. Ne alacağını bilmezsen, yani spesifik olarak gittin, yan zaten marketler bunu çok güzel yapar. Size önünüze başka şeyler çıkarırlar. Siz ucuzluk almaya giderken başka başa bu taraftan aldığınız diğer taraftakini götürür. Marketin artık ben anladım. Marketin başarılı olma sebebi de olur. Evet. Siz X bir mağazaya gideceksiniz. Belki fiyatları çok agresif değildi. 300 liralık bir alışveriş yapma hedefinde gidersiniz. Evet. Başka bir mağazada fiyatların çok iyi olduğu algısına kapılıp belki de öyle değil, 300 lira değil. 1000 liralık yaparsınız. 1000 liralık, 2000 liralık yaparsınız ve günün sonunda o 2000 liralık evet. işte 1000'ini, 1500'ünü dolapta tutarsınız. Size maliyet, stok maliyeti gibi bir şey oluyor. Bilinçli yani. Tüketici olmak gerekiyor. Bilinçli tüketici ama bu da iyi yaptığını gösterir aslında. Marketin. Evet, işini iyi yaptığını bize gösteriyor. Bize hep eğitimlerde bunu anladılar. Yani evet. Bir İşte müşteriyi ne kadar doğru yönde gezdirirsen o kadar çok evet. Para harcadın marketin içinde. Evet. Yani ben küçüklüğümde bakkalda sizin ekipleriniz gidiyor. Hatta tozunu bile bazı şirketler kendisi aldığını görüyorum. Tabii ki. Şey satın alıyorsunuz, kasanın yanında olanı falan. İşler değişti artık tabii. Yani. Tabii tabii. Tabii. Geliştikçe evet. Bu yönde de değişiyor. Yani discount yönünde nasıl başlıyoruz dünyaya uyum sağlamaya bu yönlerden aynı şekilde. Mağazanın evet. içinde desalar olsun, farklı alanları alma olsun, farklı yerlerde aktivasyonları yapma şöyle olsun. Şöyle bir sistem vardır genelde tüm şirketlerin. Bir kişi oraya sipariş almaya gider. Siparişi, hele bizimkini anlatayım. Bir kişi oraya sipariş almaya gider. Sipariş aldıktan sonra ertesi gün o ürünün sevkiyatı olur. Biz dağıtırız oraya kapıya teslim. Kapıya teslim edince bizim diğer ekibimiz gidip raflara dizer o ürünü. Öyle bir sistemimiz var. Daha fazla istihdam yapmak zorunda kalırsınız. Öyle zaten. Evet, evet. Evet. Daha çok market açıldıkça, daha çok büyüdükçe istihdam da artar. Evet, ama bu ülkemiz için iyidir. İyidir, evet. Teşekkür ederim. Başladığımız noktaya dönecek olursak,
Yurt dışında eğitim alan gençlerimizin, oralarda iyi eğitimler alan, iyi paralar kazanan, aslında böyle ülkesine de gelip kendi eğitim alanında hizmet vermesini tavsiye eder misiniz? Tabii ki biraz bu daha fazla çalışmak, biraz daha fazla efor, biraz burada bizim kendi tarzımızın dışına çıkmak için, insanları alıştırmak için bir hayli çaba da gerektiriyor bu. Ama nihayetinde bir ülkemiz var ve işte bu bizim insanlarımızdır ve geriye dönmesi, gençlerimizin burada olması bizim, ben de bir baba olarak en çok istediğimiz şeydi. Biraz duygusal da bakıyoruz olaya ama neler söylemek istersiniz? Programı öyle bitirelim. Sen başla istersen. Şimdi bizim... Derin galiba geri dönecek, sağ söyleyeyim. Bizim konuşmamız tabii ki belki çok objektif değil. Bizim burada aile şirketimiz var. Evet. Bizim ayağımızın buraya geri dönmesi hem zordur hem de normale göre çok daha kolaydır. Ama evet. Burada önemli olan yurt dışına gidip eğitim alıp o donanımlı insanları bizim geri kazandırmamız lazım. Evet. Çünkü eğer biz onları buraya kazandırırsak, ülkemize kazandırırsak ülke gelişir. Kesinlikle. Nasıl siz çok güzel dediniz, bir kişi gider yurt dışında yaşar, buraya gelir der, 5 sene önce zaten ben onu gördüydüm. Evet. O gördüğünü de buraya entegre eder. Belki daha erken entegre eder. Belki daha erken entegre eder. Evet. İşte ondan dolayı bizim o yurt dışında okuyup o donanımlı insanları ne yapıp ne edip buraya çekmemiz lazım. Ama gerçekçi olmak lazım ki orada bu insanların bir düzeni var, bir geliri var ve bizim o ortamı yaratmamız lazım ki evet. Onlar gelsin. Yani saha futbola el verimli değilse Messi'yi de getirseniz adam oynayamaz. Oynayamaz. Ülke yöneticilerine iş düşer yani burada çok. Çok iş düşer. Kimse uyumamaları lazım. Evet. Yani onların oturup bütün gün nasıl biz bu insanlara, yani ne kadar insan yurt dışında okudu, ne kadar yurt dışında kaldı ve biz bu insanları nasıl teşvik edebiliriz buraya gelip yatırım yapsınlar. Emin olun öyle bir istatistikleri yoktur. Eminim ki yoktur. Evet. Eminim ki yoktur. Olması lazım. Neden olmasın? Yani çok çok akıllı insanlar var ya. Çok temiz ve akıllı insanlar var. Evet. Ama bir yerden başlamamız lazım ki örnek olsun. Kesinlikle. Eklemek bir şey ister misiniz? Yani umarım bunun için bir şeyler yaparız. Çünkü evet. Çok fazla beraber okuduğum arkadaşım var ki buraya sadece bir senede bir haftalık tatil için gelirler. Evet. Daha fazlası değil. Gerçekten. Bundan daha üzücü bir şey olamaz bizim için. Tabii ki. Çünkü sürekli geri gidiyoruz, hiç gelişmiyoruz. Evet. Bizim burada olmamızın sebebi, yani açıkça söyleyeyim, bir aile işletmesi olması. Evet. Aksi takdirde ne kadar gelirdik onu bilmiyorum. Tabii ki. İnşallah yani bunun örnekleri çoğalır. Daha fazla geliriz. Gerçekten daha fazla geliştiririz. Çünkü yaşadıkça daha çok buna ihtiyaç olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Bu bir beyin göçüdür ve bunun durması gerekir. Zamanla aleyhimize işler. Yani benim isteğim yurt dışında olan arkadaşlarına çok karamsar olmaması. Yani burada evet. Her şeye rağmen çok güzel bir ülke ve aile var. Ama dediğim gibi başına bizim bir şeyler yapmamız lazım ki o sahayı düzeltmemiz lazım ki onlar da geldiğinde burada oynayabilsin. Kesinlikle. Çünkü çarpık düzende bugün Bill Gates'i de getirseniz, başka birini de getirseniz çok bir şey yapamaz. Çünkü düzen tamam değil. İlk önce evet. Ortamı yaratalım ki onları çekelim buraya. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Biz kolay teşekkür gelsin ederiz. Size. Çok teşekkür ederim. Umarım bu güzel çalışmalarınız devam eder. Bir gün şirketin başına da geçersiniz inşallah. Görelim. Görelim. Ama önce yapacak işleriniz var. Onları bitirmek lazım. Çok değil çok. Mi? Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay değil işimiz ama kolay gelsin. Mücadeleye devam. Öyle, öyle. Mücadeleye devam. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Aynen. Evet. Bir 20 dakikanın daha sonuna geldik. 20 dakikayı aştık ama burada genç pırıl pırıl arkadaşlarımızla dünya görmüş arkadaşlarımızla hem o taraftan hem bu taraftan bakmak istedik. O yüzden biraz uzadı. 20 dakikayı aştık ama önemli değil. Yayında bize yardımcı olan Mustafa Seymen'e de çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir 20 dakikada buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.